İzleyiciler tekrar birlikteyiz. Çiftçi TV ekranlarında İzmir Fuar Alanı'nda canlı yayınımız tüm hızıyla sürüyor. Firmalarla röportajlarımızı gerçekleştiriyoruz. Birbirinden önemli isimleri ağırlıyoruz sizler için. Hem bilgilendirici hem de günümüzde var olan konuları sizler için masaya yatırıyoruz. Şimdi farklı bir formatta şu an karşınızdayız. Çelik Ceza grubundayız. Fuar Alanı'ndaki standında bizleri ağırlıyorlar. Teşekkür edelim öncelikle kendilerine. Üç değerli misafirim var. Hemen böyle sol taraftan sırayla saymaya başlayayım. Serkan Bey aslında o da misafir ama onu da alalım istedik yayına. Serkan Malkoç İzmir'de değil mi? Doğru. Menemen'de Malkoç Çiftliği'nin müdürü öyle söyleyelim. Hayvancılıkla uğraşıyor. Hoş geldiniz diyelim Serkan Bey'e. Hemen yanında Ali Bey var. Ali Burak Çelik, Çelik Ceza Grup Genel Müdür Yardımcısı. Ali Bey siz de hoş geldiniz ve teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için. Bir de çok çok uzaklardan misafirimiz var. Avusturya'dan geldi. Mr. Peter Kreuzhuber, Genetik Avusturya Genel Müdürü. Welcome Mr. Peter. Okay. Evet, şimdi ilk olarak Ali Bey sizinle başlayalım. Siz Çelik Ceza Grup olarak Türk hayvancılığının gelişimine dair çok önemli adımlar atıyorsunuz. Önemli çalışmalarınız var ki birbirinden önemli uygulamaları Türk çiftçisinin kullanımına sunuyorsunuz. Biraz anlatın bize süreç nasıl gidiyor, bundan sonraki hedefler neler? Öncelikle ben de hoş geldiniz diyorum hem fuar alanımıza hem standımıza. Ve bizlerin yetiştiricilerle, çiftçilerle aramızda bir köprü olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi bu fırsatta tanıdığınız için. Tabii genel anlamda firmamızın kuruluş maksadı da aslında mottosu da hayvancılığa, ülke hayvancılığına hizmet etmek ve yetiştiricilerin dertlerine derman olmak. Bu anlamda çıkış noktamız koruyucu hekimlik alanında bir çalışma yürüttük en başında. Yani bu yetiştiricilerimizin yaşadığı problemlerle karşılaşmamaları için öncesinde ne gibi tedbirler almaları gerektiği, o anlamda çözümler üretmeye çalıştık. Eğer bu çözümler dünyanın öbür ucunda işte farklı ülkelerde farklı uygulamalar varsa onları ülkemize transfer etmeye çalıştık. Kaliteli hizmet sunmaya çalıştık. Bu anlamda da 2003 yılında kurulan bu organizasyon şu an yaklaşık 18. senesinde işte tedarikçilerimizle, yetiştiricilerimizin bize katkılarıyla büyümeye devam ediyor. Bu anlam tabii burada bizlerin aldığımız güç, yetiştiricilerimizden, çiftçilerimizden aldığımız güçle büyüyen bir organizasyon olduğumuz için her yaptığımız işte kontrol ettiğimiz kurucumuz Mevlüt Çelik Beyefendi'nin bize söylediği iki husus vardı. Her yaptığımız işte şuna bakıyoruz. Bir, yaptığımız işin ülke hayvancılığına, yetiştiriciye faydası var mı yok mu? Önce bu ana masır olarak buna bakıyoruz. İkincisi ise kazancımızın helal olmasına dikkat ediyoruz. O da bizim hassasiyetimiz. Şu an için gelişmeler bu şekilde inşallah. Daha da iyi yerlere, daha da iyi noktalara ulaşırız. Helal kazanç dediğiniz aslında en doğru tabir de bu. Şimdi arkamda gördünüz, izleyicilerimiz de görüyor. Evet. Dünyanın yıldızlarını sizin için getirdik. Böyle yeşil çimlerin üzerinde ilk 11'i oluşturmuşuz. Çok da güzel oldu fonda böyle. Tam da hazır Avrupa Kupası mücadelesi de devam ediyor ve... Tabii her ne kadar ülkemiz elense de ama maalesef gönlümüz hep onlarla. Şimdi az önce güzel bir konudan bahsettiniz. Koruyucu hekimlik. Biraz bunu açmak istiyorum ben. Ülkemizde koruyucu hekimlik kavramı tam olarak kabul görmüş mü? Buzağı kayıpları hala devam ediyor. Bunun gerekçeleri maalesef neler? Siz bu anlamda hangi hizmetleri sunuyorsunuz? Koruyucu hekimlik aslında çok geniş kapsamlı bir konu. Aslında sadece bizim ülkemizdeki ülke hayvancılığından ziyade dünyanın fokuslandığı, odaklandığı bir konu. Çünkü hayvanlar aynı zamanda iki cihette kıymetler. Bir, can taşıdıkları için, canlı oldukları için bizler için kıymetli. Öte yandan ise insanların istifadesini sağladıkları için kıymetli. Bu anlamda hayvanlara iyi bakmak demek aslında bir anlamda onların sağlıklarıyla ilgilenmek, onların daha verimli hale gelmesiyle ilgilenmek anlamı taşırken öte yandan da onların hasta olmaması için, onların çünkü hasta olduklarında daha büyük sıkıntılar, daha büyük problemlerle de karşılaşabiliyor. Bu hem hayvan sağlığı hem de yetiştiricinin verdiği emeğin karşılığı anlamında söylüyorum. Bu anlamda bakmak lazım. Koruyucu hekimliğin birçok alanı var. Burada işte hijyenik koşullardan tutun da
efendim hayvanın sağlık durumu, hayvanın beslenmesi vesaireyi barındıran birçok ana fikir barındırıyor. Biz burada hayvanların öncelikle işte kritik kontrol nokta analizi yapıyoruz gittiğimiz çiftliklerde. Yani çiftliğin hangi noktalarında ne gibi tedbirler alınmalı, hangi uygulamalar doğru. Çiftliğe özel çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yani terzi usulü gibi biraz butik çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü Serkan Bey'in çiftliğinde yapılması gereken şeyler farklıyken işte Ali Bey'in çiftliğinde daha farklı şeyler olabiliyor. Bizim hizmet verdiğimiz alanlar bir hijyen ve kritik nokta analizleri, hayvan beslenmesi, bilinçli ıslah konusunda hizmet veriyoruz. Ama bu sadece tabii yeterli değil. Bununla beraber pest kontrol, parasitler mücadele vesaire gibi konular da var. Bu konularda da Türkiye'de yine alanında uzman olan diğer firmalardan da destek alıyoruz. Onlarla beraber çözüm oluşturabiliyoruz. İşletmeye özel çözümlerle Türk hayvancılığının daha ileriye gitmesine, daha verimli hale gelmesi için sizler mücadele ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu aşamada iki misafirimiz de var dedik. Evet. Sizden de tercüme anlamında bana yardımcı olmanızı isteyeceğim. Tabii biz ev sahibiyiz, o yüzden Serkan Bey'i biraz bekleteceğim. Önce uzaklardan gelen misafirimize soralım istiyorum. Mr. Kreuzberg'e lütfen sorun. Avusturya'da tarım ve hayvancılık hangi durumda? Oradaki çiftçiler de, çünkü zaman zaman biz Avrupa'da da çiftçi emeğinin karşılığını alamadığı için eylemler yaptığını görüyoruz. Evet. Bu konuda sormanızı istiyorum. Çiftçi nasıl hayatını devam ettiriyor? Daha iyi taşı yapabilmek adına nelerle uğraşıyor? Peki. At first they would like to say welcome to fair. And he is asking that what is the farmer situation in Austria and in Europe? What are the daily problems? Because sometimes we could also see on the television, sometimes farmers and breeders could protest, demonstrate some to do their government or something else. Could they get their efforts as a money or something else? He is wondering that what is the general situation in the Austria for the farmers and breeders. Okay. First, thank you very much for the invitation, participating here. This is my first visit in the corona times after more than one year. Let me interesting. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok özür dilerim. Ben mikrofonumu size vereyim dilerseniz. Eyvallah. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bu koronadan sonraki kendi ülkemden çıkıp da ilk ziyaret ettiğim ülke Türkiye. Bu anlamda da bize zaman ayırdığınız için de bu fırsat verdiğinizde sizlere teşekkür ettiğini söyledi. So my first journey leads me to our strongest partner in cattle breeding, that's Turkey, and especially our long-term partner Çelikçesa. Tabii ki ilk ziyaretimin bizim büyükbaş hayvan yetiştiriciliği hususunda da en büyük partnerimiz olan Çelikçesa ve Türkiye'ye oldu. But how is the situation in Austria or in Europe in general? The last months or the last year was not easy for all the sectors, but especially in agriculture. The supermarkets, first time, some parts of the supermarkets was empty. And that started a big discussion about regional product, self-suppliance of food, and this brought the agriculture more into the focus. Yeah. Biz tabii geçtiğimiz aylar şunu gördük ki Avrupa'da ve Avusturya'da koronadan da koronanın etkisiyle gerçekten zor zamanlar yaşadık. Fakat bu bize aynı zamanda Avrupa'da şunu gösterdi ki yetiştiricilerimizin marketlerin büyük bir rafları, bölümleri boşalmıştı. Bizim insanlarımız şuna fokus odaklandı. Demek ki bizim üretime, yetiştiriciye daha fazla ehemmiyet, önem vermemiz gerekiyor ki böyle bir durumda yine en çok başvurduğumuz, en çok ihtiyacımız olan gıda ürünlerini onlar ürettiği için ona bize uyandırdı tabiri caizse bu konuda. Yeah, it was always normal to get everything in the supermarket. It was people didn't understand where the food is coming from, the source of the food. So now they start thinking about this, and we have in Austria and in is also in the EU, we have a very deep discussion about producing regional food, milk, beef, and
different sources of food. Tabii süpermarketlere insanlar gittiklerinde genelde işte tükettikleri ürünlerin kaynağını bilmezlerdi. Ancak buradaki pandemiyle beraber gelişen bir durum, insanlar da Avusturya'da ve Avrupa Birliği'nde de insanların gerçekten asıl ihtiyacı olan gıda kaynağı olan işte süt ve et hususunda da bir kez daha bir araya getirip düşünmeyi gerektirdi. Bir tabiri caizse bir uyarı haline uyarılmış oldu insanlar. Artık süpermarketlere girdiklerinde de bunun ne zorluklarla üretildiğini anlamaya başladılar diye söyledi. So in general the situation, the income of the farmers is very good at the moment. Their work is more appreciated thanks to the local breed we have. We have 85% in Austria is the Simmental breed. Mm-hmm. We have also the variety of income from the milk and the beef. So we don't depend on the world milk price because we have different sources of income. Okay. Aynı zamanda şu anki durumunu sorduğunuz için söylüyorum. Avusturya'daki yetiştiricilerin durumu gayet memnuniyet verici. Gelirleri şu an gayet üst düzeyde gelirleri var. Memnunlar hallerinden. Çünkü bizim Avusturya'da %85 oranında kendimize özel ırkımız olan Simmental ırkı yetiştiriciliği yapılıyor. Simmental ırkının ise şöyle bir faydası var. Hem kaliteli sütü ulaşırken aynı zamanda da et noktasında da kombine verimli bir ırk olduğu için et noktasındaki ihtiyacımızı da karşılıyor. Bu anlamda çiftçilerin durumu, yetiştiricilerin durumu gayet iyi diye söyledi ve buna bağlı olarak da biz dünyadaki süt fiyatının nerelerde ne olduğuyla çok ilgilenmiyoruz. Kendi durumumuz gayet memnuniyet verici diye de söyledi. Mikrofonu alayım izninizle. Teşekkür ediyorum. Bir sorum daha olacak. Ondan sonra Serkan Bey'e döneceğim. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi pandemi sonrası tarım daha önemli hale geldi dedik. Dünya devletleri, bizim ülkemizde de tarıma destekler veriliyor. Çiftçinin üretimde kalması sağlanıyor. Avusturya hükümeti bu anlamda çiftçiye ne gibi kolaylıklar, ne gibi hizmetler sağlamış, destekler? Bunu da sorarsanız ben mikrofonu tekrar size vereyim. Thank you for some short brief. And especially for the Austrian government, are there any give more subsidy in the pandemic period to the breeders and to the farmers? What is this, their support for the farmers and your breeders in the pandemic period especially? Yeah, especially, of course, there's a strict regulation from European Union side regarding the subsidies of the agriculture, but there's some additional subsidies now for investments. Mm-hmm. It's 7% on ordinary things that give extra subsidies, and 14% if it's organic or if it has something to do with especially ecological things. So there is some extra payment. Okay. Bildiğiniz üzere genel olarak Avusturya Avrupa Birliği'nin parçası olan bir ülke. Bu anlamda ciddi anlamda destekler veriyor yetiştiricisine ve çiftçilerine. Ama pandemi döneminde ilave olarak bir takım destekler daha verdi. Bu desteklerin %30'u yatırım amaçlı yapılacak olan işler içinde. Yani çiftliği büyütmek, yeni çiftlik kurmak vesaire gibi anlıyorum onun söylediğinden. %70'i ise üretim bazlı yapılan işlerde. Yani hali hazırda çiftçisi üretime katkıda bulunuyorsa ona yine desteklemeye, ilave desteklerle desteklemeye devam ettiğini söyledi. Tekrar mikrofonu alayım. Size teşekkür ediyorum Ali Bey. Şimdi tabii bizim misafirimiz de var. Yine Serkan Bey'le sohbete devam edeceğiz. Serkan Bey, şimdi Mr. Peter'ı dinledik. Ali Bey de bize tercüme etti. Tarımın hani sıkıntıları yok. Biz memnunuz dedi hayvancılık anlamında, süt fiyatları anlamında. Özellikle pandemi sonrası destekleri sordum. İlave destekler olduğunu, %30 ve %70 ayırmak kaydıyla destekler yapılmış. Sizde durum nedir? Siz de uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Biraz bize içinde bulunduğunuz durumu özetler misiniz? Öncelikle Çiftçi TV ve Çelikçesi aile grubuna bu imkanı sağladığından dolayı çok teşekkürler. Şimdi sorduğunuz soru kısa gibi görülse de cevabı çok uzun. Belki de yayın yani, yetmeyecek yani, değil mi? Ama kısaca yorumlarsak yani pandemi tüm dünyayı etkiledi biliyorsunuz. Tüm dünyanın etkilendiği bölümde de Türkiye'de etkilendi tabii ki. Ardından Türkiye'de bir kuraklık yaşandı.
Aynı zamanda doların, euronun yükselişi, ham maddelerin dolara bağlı oluşumdan dolayı Türkiye biraz daha fazla etkilendi. Devletimiz bu arada destekleri verdi. Bazılarına yetersiz geldi, bazılarına yeterli geldi. Ama sonuç itibariyle ileriki geçmiş yıllara bakarsak, yani bu yıl çiftçi zorlandı. Yani onun dışında biz ne yaptık? Biz daha ucuz hamadı bulmaya ya da hayvanı daha ucuz nasıl besleyebiliriz? Sütün kalitesini daha nasıl arttırabiliriz? Daha yüksek fiyatı nasıl satabiliriz diye. Hatta son dönemde Çelikçesi aile şirketlerinden Jersey alımı yaptık. Çünkü Jersey'in sütü biraz daha kaliteli. Yağ oranı yüksek. Bakanlıkta baktığımız zaman yağ primi, işte süt kalitesine göre fiyat paritesini belirlediğinden dolayı yani kendimizce o şekilde sütün kalitesini arttırıp yemi daha düşük maliyetlere getirip yani karlılığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Peki yem fiyatları sizi nasıl zorluyor? Onu da merak ediyorum. Çünkü çok gündemde olduğu için süte 3 lira 20 kuruş gibi bir rakam belirlendi. Yağ ve protein değerleri de tabii burada önemli. Beklentilerin altında kaldı ki destekler de 20 kuruşa çekildi. Bu da çok tepki topladı. Yemin çuvalı nereden baksanız 170 liraya çıkmış. Kaliteli bir yemden bahsediyorum. Bu koşullar altında daha ne kadar üretimde kalabilirsiniz? Tabii şimdi bu soruya cevap vermek yani hani tabiri caizse herkes kendi bölgesinde cevap vermesi gerekiyor. Ben İzmir Menemen'de çiftçi olarak İzmir Menemen'i anlatmak istiyorum. İzmir Menemen'de mesela bu sene su sorunu var. Su sorunu olmadığı için mısır dikilmedi. Yani ikinci suya da, ikinci mahsule de çiftçi cesaret edemedi çünkü su yok. Su olmayınca da mısır dikilmedi. Şu anda mısır ve arpa olmazsa biz yem fiyatları zaten doğal olarak buradan yükselecek. Yani ben diğer konulara girmek istemiyorum çünkü bizim branşımız değil. Hani başkalarına karşı yanlış bir şey söylemek istemeyiz ama şu anda İzmir Menemen'de kuraklıktan dolayı kendi bölgemi söylüyorum, arpa ve mısır yok. Yani ondan dolayı da ürünler fiyatlanıyor. Yani yem maliyetleri yüksek kalıyor. Yem maliyetleri yüksek. Şimdi ben Serkan Bey'den de sözünü aldım. Önümüzdeki süreçte haber bülteninde kendisini ağırlayacağım. Uzun uzun konuşacağız. Son olarak şimdi arkadaşlarım da beni uyarıyor. Süremizin de sonuna geldik ama üçünüze de ortak sorum. Tarım önemli bir hale geldi. Siz de bahsettiğiniz kuraklık da pandemiden daha tehlikeli aslında. Acilen önlem alınması gerekiyor. Bu doğrultuda baktığımızda Türk tarımının geleceğini siz nasıl görüyorsunuz Serkan Bey? Ali Bey size de aynı sorum geçerli. Mr. Peter da kendi ülkesinde tarımın geleceğini nasıl yorumlayacak? Mikrofonu da Ali Bey size veriyorum. Buyurun. Bu soru bana mı geldi? Yani geleceği parlak görüyoruz. Hayallerimiz yani en iyisini yapmakta. Yani şahıs olarak kendimiz önce gayret edeceğiz. Sonra bireysel grup arkadaşlarımız, ondan sonra devletimizin gayretiyle yani bu süreci aşacağımıza inanıyoruz. Yani ileride iyi günler bizi beklediğine inanıyorum. Peki teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Ben de şunu söylemek istiyorum. Aslında biz işin hayvancılık kısmında daha ağırlıklıyız tarım kısmından ziyade. Ancak geçen zamanlar şunu gösterdi ki bir kere hem pandemide de gördük. Bizim için tarım ve hayvancılık gerçekten vazgeçilmez bir unsur ve bizim ülke olarak da aslında bulunduğumuz konum itibariyle de hem kendi ülkemize hem de civardaki komşu ülkelere de bir tedarikçi olmak gibi bir fırsatı da aslında getirdi bu pandemi. Dolayısıyla bu zamana kadarki seyrine incelediğimizde de baktığımızda da pandemi bize şunu bir kere daha gösterdi ki çiftçinin alın terinin karşılığı gerçekten çok önemli. Yani işte o ekmeğe ulaşamadığınız zaman, o gıdaya ulaşamadığınız zaman kendinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla bir şeylerden mahrum eksik kalacaklar. Dolayısıyla ben gerek devletin tarım hayvancılık politikası olarak gerekse yetiştiricilerin bu işteki gayreti vesaire şekilde baktığımda ben de ümit varım. Gelecekte çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ülkemizin de içinde bulunduğu durumda üretime daha ağırlık vererek insanlar kendi memleketlerinde daha büyük yatırımlar, daha büyük şeyler yaparak bu işi daha da ileri, daha da iyi taşıyacaklarını düşünüyorum. Ben Peter'a da... Peter'a lütfen yine mikrofonu size ulaştıracağım. Buyurun. Dear Peter, the last question for you. How you could see your countries
agriculture and animal husbandry future general. Yeah, in the near future, we hope on Saturday we have a football game against Italy and hope to be the winner in the next round, the first time in the quarterfinal. But in the agricultural sector especially, I see a very good future. Austria, it is a small-scaled country, so our future is not big industrial farming. Our niche is high quality, the best health standard in the world for the animals and produce high quality food. That's for export. This is our future. Okay. Öncelikle cumartesi günü İtalya-Avusturya maçı var Avrupa Kupası'nda. Ümit ediyorum ki diyor İtalya'yı yenerek bir üst tura geçeceğimizi ümit ediyorum diyor. Önce o güzel denklerini iletti. Onun dışında da Avusturya küçük yüz ölçümlü bir ülke olduğu için bizim daha çok endüstriyelden ziyade işte bizim aile hayvancılığı diye tabir ettiğimiz bu tür yönelime daha çok artacağını, bu aile hayvancılığı da ülke hayvancılığında daha çok gelişeceğini söyledi. Bizim geleceğimiz de bu şekilde ilerleyecek diye belirtti. Ben her üçünüze de teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Serkan Bey misafirdi ama kırmadı, yayınımıza katıldı. Ali Bey siz de ev sahibisiniz, bizi ağırladınız. Çok teşekkür ediyorum size. Mr. Peter, thank you. Thank you very much. Evet, hem Avusturya'daki hayvancılığın durumunu, ben belki evet tarımın geleceği olarak sordum ama tarımla hayvancılık ayrılmaz bir bütün olduğu için her ikisi de birbiriyle birlikte hareket ediyor. O yüzden çok da güzel bize anlattı. Siz de yardımcı oldunuz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii bütün ümidimiz daha iyi şeyler olsun, daha güzeli olsun ve sizin gibi değerli firmalarımız da hem Türkiye'mize hem de tarım sektörüne katkı sağlamaya devam etsinler. Peki, çok teşekkür ediyorum her üçünüze de. Evet değerli izleyiciler, farklı bir yayın oldu bizim için. Moderatör olarak ben görev aldım ama Ali Bey sağ olsun bana yardımcı oldu. Özellikle çevirmenlikte ve Serkan Bey de kendisi tarımın içerisinde, hayvancılığın içerisinde bir isim. Hayvancılığın durumunu anlattı. Ve Mr. Peter'dan da Avusturya'daki durumu öğrenmiş olduk. Bir ara verelim, ara sonrası yine birlikte olacağız.